Vallahi bizim öfkemiz Allah içindir. Vallahi bizim davamız Allah'ın hudutlarını, Allah'ın sınırlarını korumaktır. Tekrar ediyorum, terörist sensin Halil Konakçı. Bir de değerli kardeşlerim, bunların meşhur bir sloganı var, propagandası var. Bunlar işte millet anne babasını tekfir ediyor. İşte biz davet yapıyoruz, millet icabet ediyor, iman ediyor, Müslüman oluyor ya. Anne babasını tekfir ediyor. Subhanallah. Millet anasını babasını tekfir ediyor beyler. Ve adamlar diyor ki senin anan baban kafir, dinleme sözünü diyor. Aileleri parçalıyorlar. Bize gelen soruları bir görseniz. Kadın kocasını terk ediyor. Sen kafirsin diye. Yani size göre bir insan Allah'a inandığı zaman onun için şirk ve küfür söz konusu değil mi? Yani lütfen bunun cevabını versinler bana. Yani sizin için şirk ve küfür söz konusu değil mi? Yani bir insanın anne babası küfre giremez mi? Yani sizin bu itikadınıza bakıldığı zaman siz Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında yaşasaydınız peygambere karşı savaşırdınız. Sizin zihniyetiniz, sizin itikadınız onu gösteriyor. Evet, sizin derdiniz Allah'ın haklarını savunmak değil ki. Allah Azze ve Celle diyor hak ile batılı birbirine karıştırmayın diyor Bakara suresinde. Siz hak ile batılı birbirine karıştırıyorsunuz. İslam'a demokrasi kılıfını geçirmeye çalışıyorsunuz. Bütün gayeniz, mücadeleniz bu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın girdiği savaşlarda o dönemde anne oğul karşı karşıya gelmiştir. Baba oğul karşı karşıya gelmiştir. Abi kardeş karşı karşıya gelmiştir. Bu kan bağı ile alakası yoktur. Ey konakçı, bu iman ve küfür davasıdır. İman ve küfür davasıdır. Gelin iman edin, bu dinde kardeşimiz olun. Ben bunları buradan tövbeye davet ediyorum. Ben bunları buradan İslam'a davet ediyorum. Ama bulundukları makamı terk edeceklerini zannetmiyorum. Parası tatlıdır. Aynı zamanda yerleri rahattır. Sahabenin çektiği eziyeti göze alamazlar. Evet, sahabenin çektiği eziyeti göze alamazlar. Bunlar zaten hiçbir şekilde imtihan edilmek istemiyorlar ki. Hakkı gizleyelim, herkese Müslüman diyelim. Altımızda son model araba. Bedava lojmanlarda kalıyoruz. Hani imtihan? Hayır, hani imtihan? Hani zorluk? Falan kişi buna demiş ki, İşte bizim hocamızı tutukluyorlar. Seni tutuklamıyorlar. Doğru söylüyor. Sen Maide suresi 44. ayeti hakkıyla anlatamazsın. Casiye suresi 18. ayeti hakkıyla anlatamazsın. Hakimiyet ile ilgili ayetleri hakkıyla anlatamazsın. Yani bir peygamber menheciyle, metoduyla anlatamazsın. Sen ve senin gibiler böyle korkaktır. Evet, korkaksınız. Sen Allah Azze ve Celle'nin el-hakem ve el-hakim sıfatlarını anlatamazsın. Sen din adamı değilsin. Sen bizim itikadımızda müşriğin tekisin, kafirin tekisin. Aynı zamanda bir papazdan da farkın yoktur. Evet değerli kardeşlerim, bu şahısa ve bu gibi şahıslara cevap niteliğinde bu videoyu çekelim dedik. Biz bunlara Allah için buğz ediyoruz. Mümtehine suresi 4. ayette قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ İbrahim ve onunla beraber bulunanlarda sizin için, yani bizim için güzel örnekler vardır. Hani onlar kavimlerine biz sizden ve Allah'ın dışında taptıklarınızdan beriyiz. Evet, biz sizden, size söylüyorum, sizden ve Allah'ın dışında taptıklarınızdan beriyiz. Keferne bikum, sizi tekfir ettik. Siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar bizimle sizin aranızda ebedi bir kin ve ebedi bir düşmanlık belirmiştir. Evet. Bu bütün peygamberlerin metodudur, menhecidir. İbn-i Cerir Taberi, kardeşler sürekli Taberi'den örnek veriyorum. Çünkü Taberi rahmetullahi aleyh selefe yakındır. O yüzden sürekli oraya vurgu yapıyorum. İbn-i Cerir Taberi diyor ki, İbrahim ve onunla beraber bulunanlardan kası diğer peygamberlerdir diyor.
Evet, bütün peygamberler kendi kavimlerine bu nidada bulunmuşlardır. Biz sizden ve Allah'ın dışında taptıklarınızdan beriyiz. Beraat vardır, teberrü vardır. Biz sizden beraat etmişiz, teberrü etmişiz. Allah'a hamdolsun. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ